Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmaîn. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, yine bir Ramazan ayında, Şehri Ramazan'da iftara doğru programında sizlerle birlikte olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu ulaşmış olduğumuz bu Ramazan-ı Şerif'ten en güzel şekilde hakkıyla istifade etmeyi cümlemize nasip eylesin. Bizler Şanlıurfa'da Peygamberler Şehri'nden bu ekranlardan bizleri izleyen siz değerli izleyicilerimize Ramazan'ın coşkusunu, Ramazan'ın feyzini, bereketini ve Ramazan'ın manasını sizlere hissettirmeye, sizlerle paylaşmaya, paylaşımlarda bulunmaya gayret edeceğiz ve sizlerin evlerinize konuk olacağız. Sizlerden de ricamız hem bizi yorumlarınızla hem de inşallah yönelmelerinizle bizi desteklerseniz inşallah biz de çok memnun oluruz. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu şimdiden tuttuğumuz ve tutacağımız oruçlarımızı dergah-ı izzetinde kabul eylesin diyelim. Yine bugün çok değerli bir konuğum olacak. Konuğumla beraber inşallah sizlere hem Ramazan'dan bahsedecek, iftar öncesi sizlere sizlerle sohbet tarzında inşallah bir sohbet ortamına sizleri de katacağız hep beraber. Ama oraya geçmeden önce yine sözlerin en güzeli olan Allah'ın kelamını dinletmek üzere sözü kıymetli hocama bırakıyorum. Kur'an-ı Kerim tilavetinden sonra inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Vesari'u ila mağfiratin min Rabbikum ve عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السر أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات
وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن صدق الله العظيم. Evet, Muhammed Fatih Kahvecibaşı hocamıza bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Cenab-ı Allah sesine, nefesine güç kuvvet versin inşallah. Dinlediğimiz Kur'an'ı anlamayı ve anladığımızı da yaşamayı bizlere nasip eylesin. Ramazan ayı çünkü Kur'an ayı hakikaten özlemle, hasretle beklediğimiz bir ay idi Ramazan. Ve Cenab-ı Allah şükürler olsun. Cenab-ı Allah bizleri bu aya da ulaştırdı. Ulaşamayanlara Cenab-ı Allah rahmet eylesin. Ulaşanlara da inşallah hakkıyla istifade etmeyi nasip eylesin. İşte bizler de istifade etmek adına bu ayın faziletini, bereketini anlatmak ve bu aydan hakkıyla ayı ihya etmek adına bir şeyler paylaşmaya gayret edeceğiz. Her gün farklı konuklarımızla inşallah sizlere konuk olacağız. Bugün çok değerli bir konuğum dedik bizlerle birlikte. Kıymetli hocam İdris Kalayık hocam, Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi Müdürü. Hocam hoş geldiniz. Ramazanınız mübarek olsun inşallah. Hoş bulduk kıymetli hocam. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyisiniz inşallah hocam. Elhamdülillah. Şükürler olsun. 11 ayın sultanı Ramazan'a ulaştıran Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun. Amin. Ramazan güzel bir iklim, güzel bir atmosfer gerçekten. İnsan yoruluyor, biraz bitap düşüyor, aç kalıyor ama bunun da ayrı bir zevki, ayrı bir güzelliği de oluyor elhamdülillah. Bir şeyler kazanmış olmanın, başarmış olmanın mutluluğu o iftar vaktine yakın an herhalde insanın en çok böyle gururlandığı anlardan bir tanesi. Şu çok anda seyircilerimizle beraber, sizlerle beraber o anı yaşıyoruz. Elhamdülillah, şükürler olsun. Elhamdülillah, Rabbim kabul eylesin inşallah hocam. Amin. Ben bu ayı anlatırken işte nasılsınız diye soranlara diyorum ki bu ayın böyle iksir şeklindeki şifreli şeyi, sözü. Ben hep şunu söylüyorum, diyorum açım, yorgunum. Uykusuzum, susuzum ama çok mutluyum. Hakikaten böyle bir ay. Cenab-ı Allah böyle bir bu mutluluğumuzu daim eylesin. Amin. Hocam sizler bir şey olarak, meslek olarak, uğraş olarak ben biliyorum ki Şanlıurfa Dini İhtisas Merkezi'nde camilerimizde görev yapan hocalarımızın özellikle ilk atamadan önce görev yapan hocalarımızın eğitimleri, donanımlı hale gelmeleri, mihrabı kuşatıcı bir hale gelmeleri için çok çaba sarf ediyorsunuz ve şimdi de yanınızda değerli hocalarımız var, imam adaylarımız var, mezin adaylarımız var.
Çünkü daha önceden böyle büyük bir şey vardı. Bazen eleştiriler gelirdi. İmamlarda din görevlerinde eksiklikler var diye. Elhamdülillah bugün onları tamamlamak adına Diyanet İşleri Başkanlığımızın çok güzel bir projesinin başında bulunuyorsunuz. İsterseniz hem meşguliyetinizle ilgili yaptığınız kurumun başında olmanız hasebiyle kurumla ilgili bilgiler verin. Ondan sonra da inşallah Ramazan mesajlarımıza geçelim. Peki, teşekkür ediyorum hocam. Sözlerime başlamadan önce kıymetli hocam, bugün geçen Ramazan aramızda bulunmayan kardeşlerimiz var. Bu Ramazan'a yetişemeyenler var. Malumunuz her Ramazan aslında bir muhasebe, bir nefis muhasebesi, bir ömrün değerlendirilmesi. Geçen Ramazan'da aramızda olup da bu Ramazan'da aramızda olmayan kardeşlerimiz var. Özellikle dünyanın dört bir coğrafyasında, mazlum coğrafyalarda, mazlum halklar sıkıntılar çekmekte. Özellikle bunların başında Filistin halkı ve Gazze malumunuz ve Doğu Türkistan geliyor. Bugün maalesef onlar aramızda yoklar. Birkaç ay içerisinde onlar da hunhar saldırılar sonucunda hayatlarını kaybettiler, şehit oldular ve aramızdan ayrıldılar. Allah hepsine gani gani rahmet eylesin. Böylelikle hem onları yad ederek başlamak istedim, doğrusu onları anarak başlamak istedim. Allah razı olsun. Bu 5 aylık zulüm sürecini sürekli hatırlatmakta da yarar var. Bütün konuşmalarımızın başında, söylemlerimizin başında belki bunu hatırlatarak sözlerimize başlamak iyi olacaktır. En azından Müslümanların içinde bulundukları hali ve tavrı hepimizin tekrar görmesi adına. Kıymetli hocam, dini ihtisas merkezinden bahsettiniz. Diyanet Akademisi 2 yıl önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti Büyük Millet Meclisi'nde bütün partilerimizin oy birliğiyle kabul etmiş olduğu bir yasadan sonra yayınlanmış ve ortaya çıkmış bir eser aslında Diyanet Akademisi. Bu da şunu gösteriyor, toplumumuzun tamamının Diyanet'in yapmış olduğu faaliyetler hususunda aslında ittifak ettiğinin de bir göstergesi olmuş oluyor. Çok doğru, güzel bir örneklik teşkil etti. Evet, yani bu beni sevindirmişti. Ben meclisten izlemiştim onu. Bütün doğru. Partilerimiz eleştirilerini yapmakla birlikte netice itibariyle Diyanet Akademisi gibi bir akademiye ihtiyaç duyulması kararını oy birliğiyle kabul etmeleri sevindirici bir durumdu. Hasılı kelam, 2 yılın neticesinde gelmiş olduğumuz süreç şöyle bir şey kıymetli hocam. Daha önce din görevlilerimiz, Kur'an kursu öğreticilerimiz ve hatta bundan sonra sözleşmeli vaizlerimiz de başta olmak üzere göreve başladıktan sonra, memuriyeti kazandıktan sonra sahadayken gelip hizmetçi eğitim görüp o görev yapacağı alanla ilgili kendisini geliştirmeye ve yetiştirmeye çalışıyordu. Doğru. Fakat şimdi Diyanet Akademisi ile birlikte bu değişti ve Urfa'da şu anda biz ikinci dönemine başladık. İkinci dönem aday din görevlileri eğitimi diye bir eğitimimiz var. Evet. Birinci dönemini biz yaptık, bitirdik. Her bir dönem kıymetli hocam 8 ay sürüyor. Tatille beraber 9 ay bulan bir süre devam ediyor. Ve bu aday din görevlilerinden şu anda Urfa Dini İhtisas Merkezi'nde 109 tane İmam Hatip kardeşimiz 8 ay boyunca Aralık ayının başına kadar eğitim görecekler. Evet, burada tecrübe kazanacaklar, bilgi kazanacaklar, staj görecekler. Doğru. Uygulamalı olarak camilerde, minberlerde, hutbelerde, kürsülerde ne gerekiyorsa 8 aylık bir yoğunluklu olarak hem teorik hem de pratik eğitimin neticesinde sahaya çıkacaklar. Toplumun beklentilerine, sahanın beklentilerine daha güzel cevaplar verebilecekler diye umut ediyoruz. Bu Urfa'mız için de bir şans aslında, Şanlıurfa'mız için. Evet. Türkiye'de 32 tane var. Evet. Bu merkezlerimiz 26 ilde bulunmaktadırlar. Bazı iller 2 tane merkezimizi barındırıyor kendi bünyesinde. Ve Şanlıurfa'da bulunması böyle bir birimin, böyle bir kurumun direkt Diyanet İşleri Başkanlığı'na bağlı bir birimin olması çok güzel. Gerçekten Urfa adına sevindirici bir durum. Eğitim görevlilerimizle, kaliteli bir eğitim görevlisi kadromuzla birlikte, güçlü bir personel kadromuzla birlikte elhamdülillah bu memlekete hizmet etmeye çalışıyoruz kıymetli hocam. Allah razı olsun, bu konudaki gayretinizi de biliyorum. Bir de sözün burasında tabii Cenab-ı Allah emek veren, bu hizmetin buraya kazanılması noktasında destek olan, çaba gösteren, katkıda bulunan bütün kardeşlerimizden de razı olsun. Hayırlarını kabul etsin inşallah. Ve nice güzel mezunlar verdirsin. Hocam inşallah. Hakikaten başta da söylediniz, Gazze konusunda da özellikle değinmemek mümkün değil. Şu Ramazan ayında bazen işte evde konuştuğumuz zaman da onu söylüyorum. Dedi ki bizler Ramazan'da bir ay oruç tutacağız. Susuz kalacağız, aç kalacağız, uykusuz kalacağız belki. Biliyoruz ki sınırlı bir zaman dilimi.
Ama o kardeşlerimiz, Gazze'deki kardeşlerimiz 5 aydan beridir, 5 ayı da geçti sanırım. 5 aydan daha fazla bir süredir her gün açlar, susuzlar, uykusuzlar, evsizler, barksızlar. Çok feci bir durumda maalesef böyle bir şey yaşıyorlar. Rabbim bunlara bu azabı yaşatanlara da aynı daha fazlasını, bu azabı da yaşatsın onlara. Bu Müslümanların intikamını alsın diyoruz. Cenab-ı Allah muhafaza eylesin. Bu mübarek Ramazan ayında inşallah sulh ve emana onları da erdirsin diyelim. Bu sınırlı süre dediniz ya hocam. Bu doğru. Ramazan ayı bizim için sınırlı bir süre. En azından biz bir ay sonra biteceğine inanıyoruz, çok biliyoruz doğru. Ve bunun için kendimizi motive ediyoruz. Çok doğru. Çok Gazze halkı için de sınırlı süre dediğimiz şey şu, evet. Dünya hayatı. Çok doğru. Bütün hayata yayılıyor. Yani tabii dünya hayatını biz her Ramazan hatırlıyoruz. Her Ramazan Gazze vurulurdu. Evet. Çok her doğru. Ramazan. Özellikle bilinçli bir şekilde her Ramazan bombalanırdı. Evet. Bu sefer 5 aydır başladı. Uzun bir süreçtir devam ediyor. Çok doğru. Ama Gazze'lilerin görebildiğimiz kadarıyla ölümden korkmamaları, ölümü kabullenmiş olmaları, ölümü Allah'a kavuşma olarak değerlendirmeleri gibi birçok nedene baktığımız zaman ölümü çok kanıksamış olmaları, çok normal bir süreç gibi görmeleri aslında o kısıtlı süreyi tamamen bir ömre yaymış olduklarının da bir göstergesi. Biz bir ay sonra özgürlüğe kavuşacağımızı düşünüyoruz. Tırnak içerisinde söylüyorum. Onlar bir ömür sonra gözlerini kapattıklarında özgürlüklerine kavuşacaklarını düşünüyorlar. Onun örneği de hani sosyal medyada paylaşılıyor. Çocuklar diyorlar ki ölmek istiyorum diye. Niçin sebebini sorduklarında diyorlar ki gidip cennette yemek yeriz, karnımızı doyururuz diye öyle söylüyorlar. Yani cennete gözlerini dikmiş, sadece cennetle kurtulacaklarını bilen bir topluluk. Cenab-ı Allah hayırlı ömür nasip etsin. Amin. Uzun ömürler, memlekete, amin, millete amin, hizmet edecek amin, ömürler nasip etsin bu amin, kardeşlerimize de inşallah. İnşallah hocam. Kıymetli hocam, şimdi Ramazan ayı. Ramazan ayının bizim yanımızda, bizim açımızdan çok daha büyük bir değeri var. Ramazan ayına biz başka hazırlanırız, başka bir gözle bakarız. Ramazan ayı 11 ay boyunca beklediğimiz, özlemle hasretini çektiğimiz bir mübarek ay. Ve hep büyüklerimiz dua ederlerdi, ya Rabbi bizi Ramazan'a ulaştır diye. Ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da bu anlamdaki ifadesi böyle, duası 3 ayların başından itibaren biz bunu yaptık. Allah'a şükürler olsun, Cenab-ı Allah bizleri Ramazan ayına ulaştırdı. O yüzden kıymetli izleyicilerimize Ramazan'la ilgili neler söylersiniz? Neden bu kadar çok Ramazan'ı bekliyoruz? Beklediğimiz bu Ramazan'dan ne bekliyoruz? Neler elde edeceğiz diye inşallah bir giriş yaparsak. Peki, ben teşekkür ederim kıymetli hocam. Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledildiğine göre şöyle dua edermiş Peygamber Efendimiz. Evet. 3 ayların başlarında. Allahümme barik lene fi Recep ve Şaban ve beligne Ramazan. Amin. Ya Rabbi, Recep ve Şaban aylarını hakkımızda hayırlı eyle ve bizleri Ramazan'a da ulaştır diye dua edermiş Peygamber Efendimiz. Şimdi aslında insanoğlunun ömrüne baktığınızda ömrü kısa bir sermaye. Kun fi dunya ke enneke garib ev abiru sebil. Dünyada garip bir insan gibi ol ya da bir ağacın altında dinlenme vakti kadar bekleyen bir süreç. Dünya tanımlanırken öyle tanımlanıyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Şimdi öyle tanımlanınca bu ömrün içerisinde de değerli ve kıymetli zaman dilimleri oluyor. İnsanın hayatını arındırabileceği, temizleyebileceği ya da ruhi bir doygunluğa, fiziki bir doygunluğa ulaşabilecek bir süreç lazım bu insanoğlu için. Ve bu sürecin aslında son basamağı Ramazan ayıdır. Recep ayıyla bu başlar, Şaban ayıyla devam eder. Onun için eskilerimiz, alimlerimiz şöyle derler. Derler ki Recep ayı işte tohumu toprağa ekme ayıdır. Güzel. Evet. Şaban ayı ondan sonra sulamadır, bakımını yapmadır. Evet. Ramazan ayı verimini almadır. Yani hasat zamanıdır. Evet. Onun için hani baştan itibaren öyle tarif edilir. Ramazan ayı o hasat mevsimidir, hasat iklimidir. Ramazan ayının içerisindeki Kadir gecesine de hani itapta bulunacak olursak, ona da atıfta bulunacak olursak, aslında en zirve noktası orası. Doğru. Uzun bir süreç var. Bir senelik bir ömür muhasebesi var. Salı ve Perşembe günleri, pazartesi ve Perşembe günleri tutulmuş bir oruç süresi var. Doğru. Kılınan namazlar var, tutulan oruçlar var, yapılan dualar var, yapılan hatimler var. Bütün bunlarla birlikte biz nasıl ki Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun ruhunun yükseğe çıkmasını, miraca çıkmasını namazla sağlanabileceğini söylüyorsa, aslında insanoğlunun bedeni miracı da adeta oruçla hasıl oluyor. Evet.
Yani bedeni miraca da oruçla çıkmış oluyor. Doğru. Dolayısıyla bir ay boyunca ömrü de biriktirmiş olduğumuz bütün ne kadar sermayemiz varsa, ne kadar arınmışlıklarımız varsa en zirve noktasını yakalamaya çalışıyoruz. Bu Ramazan da bu anlamda bizim için bir bereket. Bizim için bir gerçekten rahmet ayı, bir bereket ayı. Doğru. Dolayısıyla biz bunun provalarını yapıyoruz Recep ayında, Şaban ayında ve Ramazan'da en yüksek verimi elde edebilmek için ne gerekiyorsa onu yapmaya çalışıyoruz. Ne gerekiyor bunun için? Mukabeleler gerekiyor. Tabii, doğru. Mukabeleye başlıyoruz. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın Cibril aleyhisselama okuduğu gibi her gün bir cüz Kur'an okuyoruz. Ardından ne yapıyoruz? Teravihlerimizi kılıyoruz. Farz namazlarımızı cemaatle kılmaya çalışıyoruz. Teravihlerimizi cemaatle birlikte kılmaya çalışıyoruz. İmsaklarda ailecek hep birlikte Cenab-ı Allah'ın razı olduğu bir sofranın başında birlikte oturmuş oluyoruz. Sadece bunlar mı? Sadece bunlar da değil. Kalbimizi, gönlümüzü, dilimizi, gözlerimizi, kulaklarımızı, evet, ayaklarımızı haramdan koruyabilecek her türlü faaliyetin içerisinde bizzat bulunmamız gerekiyor. İşte imsak dediğimiz süreçte aslında böyle başlıyor. Yani Ramazan'ı hani ben böylelikle biraz özetlemiş olayım en azından. Rahmet ayıdır, mağfiret ayıdır, hasat mevsimidir. Zor mudur? Sohbetimizin başında söylediğimiz gibi şimdi alışmış olan kardeşlerimiz için şöyle bir şey var. Yani tutmayan, oruç tutmayan birilerine baktıklarında siz nasıl oruç tutmuyorsunuz diye onlara neredeyse sitem edecek. Sitem edebiliyor. Fakat zor bir ibadet mi? Zor. Doğru. Yani aslında ibadetler için, tabii tutmayan için, hayatında tutmamış için zor bir süreç. Çok fakat tabii, dediğimiz gibi yani güzel tarafı ne? Güzel tarafı şu. Günün sonunda iradene sahip olup Rabbinin rızası doğrultusunda bir irade gösterme, bir irade beyanı insanı mutlu ediyor, insanı huzurlu ediyor. Yani sofranın başında oturduğunuzda aldığınız bir yudum su herhalde ömrünüzün en güzel bir yudumu olmuş oluyor kıymetli hocalarım. Kesinlikle öyle hocam. Bu anlamda da sizi desteklemek adına Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ya. Evet. Diyor ki mümin için diyor, oruç tutan bir mümin için iki tane diyor. Farhatan diyor. Mutluluk var diyor. Hocam buyurun. Buyurun buyurun. İki tane mutluluk var diyor. Evet. İki tane mutluluk var. Bir tanesi diyor iftar ettiği zaman diyor. Onda öyle bir mutluluk var. Bir diğeri de diyor Cenab-ı Allah'a kavuştuğu zaman diyor. İnşallah. Birini yaşıyoruz elhamdülillah. Rabbim öbürünü de yaşamayı nasip eylesin hepimize. Amin. İnşallah. Amin inşallah hocam. Hocam şimdi Ramazan'ı şöyle değerlendiriyorum bazen diyorum ki yani Ramazan adeta hani elhamdülillah Müslümanız. Yani sanki yeniden Müslüman olmuş gibi. Daha doğrusu Müslüman oluyoruz ya. Yani bizi fabrika ayarlarına getirircesine bizi kendimize getiriyor yani. Yoksa normalde Ramazan'da aslında bizim yaptığımız görevler hani bahsettiniz ya. Evet. İşte namaz kılmak, işte mukabele okumak, Kur'an-ı Kerim okumak, işte oruç tutmak veya diyelim işte iyilik yapmak gibi şeyler zaten normalde bizim yapmamız gereken şeyler. Yani bizim görevlerimiz bunlar. Bizim yaratılış gayemiz bu kıymetli hocam. Doğru. Şöyle bir şey söyleyeyim kıymetli hocam. Evet. Bazen derste ben hoca arkadaşlara ders anlatırken hani hitabet dersinde şunu söylüyorum. Yani camide çıkıp kürsüde insanlara vaaz edince evet, amaç ve hedef ne olmalıdır diye anlatıyorum bunu. Doğru. Anlatırken şunu söylüyorum bazen. Diyorum ki bir, insanları bilgilendirmek. Evet. Bilgisi yoktur. Olmadığı bir konuda bilgilendirmeye çalışıyorsunuz. İkincisi, unuttuğu bir şeyi tekrardan hatırlatmaya çalışmak. Tabii. Unutmuş olabilir cemaat. Tekrardan hatırlatalım. Üç, hani tabirimi mazur görün. İşte tembellik sergilemiş olduğu bir konuda, üşengeç davrandığı bir konuda teşvik etmeye çalışmak. Çok güzel. Aslında camilerde vaazın amacı bu üç tanesidir. Yani üçünden biridir zaten mutlaka. Üçünden biridir. Yoksa insanları azarlamak, kınamak falan değil. Tamam. Konumuza dönecek olursak, konumuz da şu. Ramazan bize yeniden Müslümanlığımızı hatırlatıyor. Güzel. Yani bu ikinci maddeye giriyor aslında. Bildiğimiz bir şey, evet, davranışlarımızı yerine getiriyoruz, ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Fakat Ramazan bir vesileyle, havasıyla, atmosferiyle, yaklaşmasıyla, ben dünden beri bakıyorum sosyal medya hesaplarından arkadaşların paylaşımlarına bakıyorum. Bütün dünya Müslüman olmuş elhamdülillah. Bizim de dikkatimizi çekti hocam. Yani. Ne kadar güzel yani. İnsan ne kadar mutlu oluyor. Herkes paylaşımında şunu yazmış. Yani merhaba ya şehri Ramazan. Ben çok mutlu oldum şahsen. Hani bazıları gibi eleştirmeyeceğim bu konuyu. Ben güzel, mutlu oluyorum çünkü herkesin... Ben de korktum dedim hani bunun arkasından bir eleştiri gelecek mi? Yok. Yani insanların o günü hatırlamaları, tekrardan o duyguları yaşamaları,
Sosyal medyada, televizyon ekranlarında, Doğru. bütün kanallarda tekrar Ramazan'ın hatırlatılmaya çalışılması Evet. güzel bir duygu. Doğrusu Ramazan Eyvallah. bunu bize tekrardan hatırlatıyor. Biraz daha çıtayı yükseğe koymamıza yardımcı oluyor. Güzel. Yani Ramazan'ın amacı aslında o. Hatırlatıyor bunu, etrafınızda görüyorsunuz, çevrenizde görüyorsunuz. İnsanlar birbirine karşı saygılı olmaya başlıyor. Orucunu tutamayan herhangi bir sebepten dolayı, özründen dolayı oruç tutamayan kardeşlerimiz bakıyorsunuz ki aleni bir şekilde sokak ortasında insanların gözü içerisinde en azından bu eylemi gerçekleştirmiyor. Kendi iç dünyasında isteyen tabii hani orucunu tutar. Allah'a karşı sorumluluk ve vazifesi olan kardeşlerimiz herkes kendi sorumluluk ve vazifesini yerine getirme bilincine sahiptir. Ama Ramazan'da şunu biz yeniden elde ediyoruz hocam. Ruhu arındırabilecek o güçlü enerjiyi tekrar elde edebiliyoruz. İradenin nefisten bizim elimize geçtiğini, kontrolün nefsin elinden bizim elimize geçtiği gibi güçlü bir gerçeklikle karşılaşıyoruz. Güzel. Normal zamanda 2-3 saatte evet. Hani aç kaldığınız zaman bazen böyle dayanamayacak hale geliyorsunuz. Ya bir şeyler atıştırsam da ben en azından böyle hani ayakta kalsam, ayakta kalabileyim, kaybetmesem. dersimi Doğru. anlatabileyim, Doğru. çalışabileyim. Doğru. Fakat Ramazan bize şunu gösteriyor. Aslında insanoğlunun elindeki gücü ve iradesini başkasına devretmeden kendi kontrol ettiği zaman çok güçlü bir karakter yapısına sahip olduğunu da gösteriyor. Eyvallah. Doğru. Yani bugün hani şunu söyleyebilirim. İnsanlarımızın birçoğu şu anda iftarını açmasa, iftar vaktinde 2 saat daha beklemeniz gerekir derlerse birçoğu bekleyebilecektir. Kesinlikle. İradesini ortaya koyabilecektir. Kesinlikle. Tabii biz öyle bir şey teklif etmiyoruz ama doğru. En azından şunun farkına varıyoruz Ramazan ayında. İnsanoğlunun iradesinin güçlü olduğunu ve Allah'a ulaşma noktasında bu iradesini kullanırken yetkinin ve sınırın aslında kendisinde olduğunu, nefiste olmaması Yani gerektiğini hissettiriyor ona insanı. Yani insana onu hissettiriyor kıymetli hocam. Hissediyor. Yani Ramazan bunu bize hissettiriyor. Tabii çok doğru. Şundan dolayı yani basit bir hani hesaplamayla gidecek evet. olursak Hı-hı. 5 çeyrekte imsak oldu. Evet. Şu anda saatimiz neredeyse 6 çeyrek. Doğru. Yani neredeyse 13 saattir. Evet. 13 saatlik bir sürede hangi güç ve kuvvet ve kudret insanı bir şey yemekten ve bir şey içmekten alıkoyabilir? Hangi güç ve kuvvet ve kudret insanı kötü konuşmaktan, insanların arkasından konuşmaktan, insan malı yemekten, insanın hakkını gasp etmekten koruyabilir? Allah'tan başka. Allah'tan başka ve insanın kendi iradesi, Allah rızasına nail olmak için evet. bizim sergilemiş olduğumuz irade. Çok doğru. Yani Allah'ın rızasını elde etmek için sergilemiş olduğumuz bir iradenin neticesinde biz bir hedefe doğru kendimizi bir adım daha yaklaştırmış oluyoruz. Ve bunu sağlayan Ramazan, bize hatırlatan Ramazan, güzel. Yapabilirsin diyen Ramazan, başarabilirsin Tabii. diyen Ramazan. Çok doğru. Bu motivasyonu bize veren o. Hocam Allah razı olsun. Yani bu güç, bu sinerji var ya hocam. Yani sizin bahsettiğiniz bu olay çok önemli bir olay. Elimizdeki bütün mazeretleri de kaldırıyor. Hani mesela diyelim örneğin Ramazan'ın dışında, örneğin işte ben Kur'an okuyamıyorum. Veya diyelim ben namaz kılmıyorum. Veya diyelim ki işte ben şunu yapmıyorum ibadetler noktasında, kulluk vazifeleri noktasında veya haramdan kaçınamıyorum diyen bir Müslüman için bu mazeretin ortadan kalktığını gösteren de en büyük işaret hocam. Aslında demek ki kişi isterse şayet yapabiliyormuş. Yapabiliyor hocam. Yani insanın Eyvallah. İradesi, gücü, her türlü aslında gücün üzerinde yani. Çok Yeter doğru. ki hani Rabbine yaklaşmak istesin, Rabbine yakın olmak istesin, Rabbinin huzuruna ermek istesin, huzuruna varmak istesin. Oruç hani bu ibadetlere yardımcı oluyor. Doğru. Bu yola yardımcı oluyor. Tekrar hatırlamamıza, tekrar Müslümanlığı hatırlamamıza, yaşamamıza, yaşamımıza yön vermeye, onu kontrol altına almaya, etrafımızla olan ilişkilerimizi düzenlemeye, çevremizle olan ilişkilerimizi düzenlemeye, hatta sadece çevremizle değil, canlılarla olan ilişkilerimizi düzenlemeye, tabiatıyla olan ilişkilerimizi düzenlemeye, yeniden Allah'ın hakkını ve hukukunu bizlere hatırlatmaya, etrafımızdaki insanların üzerimizdeki haklarını bize hatırlatmaya da aslında bir vesile olmuş oluyor. İnsan bu haliyle düşündüğünde, yani orucu şöyle de düşünmemek lazım. Sadece aç ve susuz kalmak diye de düşünmemek lazım. Oruç aslında sadece evet. Şudur, insanoğlunun iradesini kontrol altına alma başarısını gösterebilmesidir. Güzel.
Ve bunun yolu buradan geçiyor. Doğru. Ama tek başına aç ve susuz kalmak çok da büyük bir, yani orucun hikmetine uygun hizmet değil. Etmiyor, uygun değil hocam. Uygun değil. Yani bize. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam hani bununla ilgili sadece aç ve susuz kalan bir kişinin neye benzeyebileceğini hadis-i şerifte ben affınıza sığınarak ifade etmiş olayım ama yani bir hayvana benzetiyor. Bağlanmış, ondan sonra önüne yemi ve suyu konulmamış bir hayvanın sabahtan akşama kadar aç ve susuz bırakılması da doğru. Bu şekildedir. Dolayısıyla o zaman bizi diğer canlılardan ayıracak oruç formülü nedir? Bizi diğer canlılardan ayıracak oruç formülü sadece aç ve susuz kalmak değil, bunlarla beraber nefsimizi kontrol etmek. Karşılaştığımız bir insanın arkasından konuşmamak. Yani kimsenin malını haksız yere gasp etmemeye çalışmak, kul hakkına girmemeye çalışmak, kamu hakkından uzak durmaya çalışmak, Allah'ın yasakladığı her türlü haramlardan, faizden, zinadan, ondan sonra yalancı şahitlikten ve buna benzer olabilecek her türlü şeyden kendimizi arındırmaya çalışmak. Yoksa Allah'ın Celle Celaluhu'nun bizim ne aç kalmamıza ne susuz kalmamıza ihtiyacı yoktur. Doğru. Oruç bizim içindir. Kesinlikle. Allah için değildir. Yani bizim içindir ki biz kendimizi kontrol edebilelim, biz kendimizi arındırabilelim, biz kendimizi biraz daha Rabbimize yaklaştırabilelim. Yoksa aksi takdirde Cenab-ı Allah'ın hiç kimsenin ne aç kalmasına ne susuz kalmasına hiçbir şekilde ihtiyacı yoktur kıymetli hocam. Hocam Allah razı olsun, dilinize sağlık. O zaman diyoruz ki yani oruç öyle bir zamanda bize geliyor ki Cenab-ı Allah Celle Celaluhu 11 ay kendisini biraz gevşek bırakan, biraz kulluk vazifelerini ihmal eden, biraz rahavete kapılan, biraz ruhunu ihmal eden, sadece böyle bedenine hizmet eden biz insanlara, biz Müslümanlara Allah Celle Celaluhu'nun adeta bir kurtarıcı olsun diye, kendimize yeniden dirilişimize vesile olsun, bizi dirilsin, yenilesin, bizi yeniden İslam'la buluştursun, biraz canlılık katsın, Allah'a yaklaştırsın diye verdiği büyük bir ikram diye düşünüyoruz. Ben de öyle anladım sizin konuşmalarınızdan. Doğrudur. Allah razı olsun. Hocam bir de biraz daha güncellemek adına şunu söyleyelim. Hani az önce ifade ettiniz, dünyanın her tarafından sosyal medyada özellikle maşallah yani çok güzel bir Ramazan paylaşımları söz konusu. Yaşar Ramazan hoş geldiniz, rahmet ayı hoş geldin gibi gibi böyle çok güzel ifadelerle Ramazan tebrikler, Ramazan mesajları şey yapılıyor, paylaşılıyor. Allah paylaşanların hepsinden razı olsun ve hepimizin de Ramazan-ı Şerif'i mübarek olsun. Ama hocam şimdi bu paylaşımların altını doldurmak gerekiyor. Yani doldurmak gerekiyor derken eğer bugün paylaşım yapan bir kardeşimiz, Ramazan paylaşımı yapan bir kardeşimiz eğer teravih namazında yoksa, beş vakit namazını ihmal etmişse, yine eğer bir kardeşimiz camiye, cemaate görünmemişse, oysa paylaşımını herkes görsün diye çarşaf gibi asmışsa, sosyal medyasında da paylaşmışsa, bu şekildeki bir mukabelede yoksa, ibadette yoksa, kul hakkından sakınmıyorsa, sanki havada kalıyor gibi, en büyük sıkıntımız da sanırım o, o şeyi paylaşımları doldurmakla ilgili olarak neler söylersiniz hocam? Evet, teşekkür ederim kıymetli hocam. Aslında hani böyle şöyle özetlemek belki mümkün. İbadetler bir bütündür, parçalanamaz. Eyvallah. Yani bütün ibadetler birbirini destekleyen, şöyle düşünmek lazım. Yani bir aracın aksesuarları gibi ya da işte bir aracın parçaları gibi düşünülebilir. İşte yani namaz tekerleği ise işte oruç diyelim ki içine konulan yakıtıdır. Öbürü işte bilmem başka bir aksamıdır. Doğru. Bunların hepsini belki böyle beraber düşündüğünüz zaman bir ahenk yakalayabilirsiniz. Birisini birisinden ayırmaya çalıştığınız zaman çok ortaya doğrusu böyle istifade edilebilecek bir ibadet ya da istifade edilebilecek bir yapı ortaya çıkmamış olur. Dolayısıyla insanoğlu bütün ibadetleriyle ve ibadetlerin altını da doldurarak aslında yani namaz kıldığında kılmış olduğun namazın hakikatine ulaşabilmek, oruç tuttuğunda tutmuş olduğu orucun hakikatine erebilmek, Kabe'nin etrafında döndüğünde neden döndüğünü, tavaf yaptığında neden tavaf yaptığının farkında olabilmek, şeytan taşladığında niye şeytanı taşladığını bilmek. Bu ve buna benzer ibadetlerin tamamı kurban kesilirken kesilen kurbanın amacının ne olduğu ve bu bilince nasıl ulaşılabileceği gibi bütün bunlar aslında beraber değerlendirildiğinde kıymetli hocam yani şöyle düşünülebilir. İbadetlerin hepsinin altını doldurmak lazım bir defa. Ve hiçbirisini de birbirinden ayırmamak lazım. Efendim ben işte oruç tutuyorum ama namaz kılmıyorum. Olur mu olmaz mı? Şimdi bunun tartışmaları çok yapılacak göreceksinizdir. İşte efendim şöyle olur böyle olmaz da oruç olmazsa namaz olur mu olmazsa öbürü olur mu diye. İbadetlerin beraber olması lazım. Hepsi beraber güzel. Doğru.
Yani Ramazan ayındayız. Orucumuzu tutuyorsak namazımızı da kılalım. Namazımızı kılıyorsak Kur'an'ımızı da okuyalım. Kur'an okumayı bilmiyorsak öğlen aralarında Kur'an okumayı bilen birileri varsa bulundukları yerlerde, iş yerinde, neredeyse. Evet. Biz her sene bunu uyguluyoruz ve kardeşlerimiz öğreniyorlar da yani Kur'an-ı Kerim'i. Elhamdülillah. Bir aylık Ramazan ayında işte sadece ara öğünlerde bile bu öğrenilebiliyor kolay bir şekilde. Hocam bu çok önemli. Allah razı olsun. Yani bu çağrı hakikaten hepimizin dikkat etmesi gereken bir çağrı. İşte bugün en büyük şikayetimiz biz Müslümanların bize hayat kitabı olarak gönderilen, kurtuluşumuza vesile olacak olan bir kitap ki biz buna hep iman etmişiz ve buna göre de bakıyoruz. Buna rağmen böyle bir kitabı okuyamamak, böyle bir kitabı bilememek, onunla meşgul olamamak büyük bir kayıptır, büyük bir eksikliktir. Ve bugün Ramazan ayı da sizin de az önce ifade ettiniz, irademizin en güçlü olduğu bir zaman dilimi. İşte bu irademizin güçlü olduğu bu zaman diliminde çok güzel bir icraat olarak, ibadet olarak yapılabilir. Yani kıymetli hocam, altını dolduramadığımız bir Müslümanlık tanımımız var maalesef. Biraz da sorunlar oradan kaynaklanıyor. Altını dolduramıyoruz. Yaşamımıza gerçek manada aksettirecek, uygulattırabilecek, işte aktif halde o İslamiyet'i yaşayabilecek bir rolden uzağız gibi geliyor bana. Ben kendimi örnek olarak vereyim. Yani kıymetli izleyicilerimizi ya da sizleri tenzih ederek söyleyeyim. İnandığımız şeyi hayatımıza uygulama noktasında biraz böyle tereddütlerimiz var. Dünyanın hani bütün ağları kılcal damarlar gibi bütün bedenimizi, bütün zihnimizi sarmış vaziyette. Bazen yaşamamıza, dini yaşamamıza engel oluyor. Bazen dini yaşamak istediğiniz zaman din sanki çağ dışıymış gibi, din sanki bu asra hitap etmiyormuş gibi ya da modaya aykırıymış gibi ya da utanılacak bir şeymiş gibi servis edilmeye başlanılıyor. Öyle olunca doğrusu yeni gençler böyle dindar olarak ya da en azından hani ibadetlerini yerine getirecek düzeyde bir gençliği çok da böyle teşvik edilecek ya da yapılması gereken bir durum gibi görmüyorlar. Çünkü ekranlardan gördükleri, televizyonlardan gördükleri, arkadaşları tarafından yapılan dışlamalar, sosyal medyadaki uygulamalar, insan özgür olmalı, insan işte şunu yapabilmeli, bunu yapabilmeli. Peki inancın özgür olmanın önündeki engel olduğunu kim söylüyor? Hani bunu kim ifade edebilir? Dolayısıyla aslında biraz şunu sorgulamak lazım. Altını doldurabilmemiz lazım İslam kelimesinin. Bir ünvanı alıyorsak, taşıyorsak o ünvanın altını doldurmamız lazım. Bugün siz eğer bir ünvana sahipseniz, bir mühendis örnek olarak doktor, mimar, imam, müftü ünvanını alıyorsanız, o ünvanınızın karşılığını yerine getiremediğiniz zaman görev yaptığınız yerde herkes sizi bilir tanır der ki yani bunun bu alanla ilgili bir bilgisi yok, bu işten anlamıyor der. Doğru. Dolayısıyla Müslüman kimliğimiz de dışarıdan bakan bir insanın şunu görmesi lazım ya bu insan Müslüman ve güzel bir Müslüman. El muslimu men selimel muslimune min lisanihi ve yedihi. Elinden ve dilinden hiç kimseye zarar gelmeyen bir insan bu. Doğru. Böyle bakılabilmesi lazım. El mu'minu işte ehul mu'min. Mü'min mü'minin kardeşidir. Yani ona zulmetmez, ona hakaret etmez, onun kanını akıtmaz. Yani Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam Müslüman tavrıyla ilgili o kadar hadis-i şeriflerde rivayetler var ki yani Müslümanlık sadece ibadetlerle ilgili değildir. Bu ibadetlerin tamamını uygulayıp bu ibadetlerle ahlakın zirve noktasını yaşamaya çalışmaktır. Yani ibadet işin bir kısmı. Yani ibadetin de amacı aslında bahsettiğiniz gibi kıymet hocam o İslam ahlakına ulaşmak. Aslında ben insan olmaya ulaşmak diyorum. Güzel. İnsanın özü insan. Evet. Yaratılışı insan. Evet. Ve biz mesela insan doğarken Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın bir hadis-i şerifi var. Şöyle buyururlar derler ki insan ilk doğduğunda fıtrat üzerine doğar. Kullu mevludin yuledu alel fıtra. Her doğan fıtrat üzerine doğar. Sonradan annesi onu Yahudileştirir, Hristiyanlaştırır, Mecusileştirir. Annesi onu değiştirir. Dolayısıyla o değişen hallerimize geri dönmek için tekrar insanlığa geri dönmeye çalışmak için ibadetler de bu anlamda bizim için bir aracı vazife görmektedirler. İnşallah kıymet hocam. Hocam dilinize yüreğinize sağlık. Allah razı olsun. Bu Ramazan'ın ilk gününde bizlere misafir oldunuz. Bizlerle hem duygularınızı paylaştınız hem de Ramazan'ın faziletiyle ilgili böyle nokta atışlar olabilecek şekilde güzel tespitlerde bulundunuz. Rabbim inşallah izleyicilerimizle beraber dinlediklerimizi anlamayı, anladıklarımızı da yaşamayı nasip eylesin. Amin.
Tekraren Ramazan şerifinizi tebrik ediyorum. Çok Siz de teşekkür ederim. izleyicilerimize inşallah bir şey söylemek isterseniz. Başına ulaşmış olduğumuz bu Ramazan ayını selametle, sükunetle, huzur içerisinde tamamlayabilmeyi de ve bereketli bir şekilde tamamlayabilmeyi Cenab-ı Allah hem bizlere hem sizlere hem dünyadaki bütün kardeşlerimize nasip eylesin inşallah. Amin. Teşekkür ediyorum ben. Sağ olun Amin. hocam. Denize Hayırlı emeğinize Ramazanlar. sağlık. Hayırlı Ramazanlar. Güneydoğu TV'nin kıymetli izleyenleri, bugün konuğumuz İdris Karay hocam idi. Hocamdan güzel mesajlar dinledikten sonra yarın akşam inşallah yine iftara doğru programında farklı bir konukla sizlerle birlikte olmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı iftarlar.